Benim babam Ergani'de yolda yürürken Aldiye'nin orada kalp krizi geçiriyor. Sonra Ergani Devlet Hastanesi'ne getiriyorlar. Oradan sevkini yapıyorlar bu araştırma hastanesine. Sonra çıkartıyoruz babamı. Anjiyo ve step takıyorlar. Ameliyatı güzel geçti diyor. Durumu güzeldir diyor. Babamla da konuşuyorum. Durumu hoştu. Bilinci açıktı, kendindeydi. Sonra ilk günü bakımı yapıldıktan sonra ikinci günü lebet değişimi yapan ekip babamı alıyor. İlk günü ben normalde 12 civarı yemek için seni çağırıyorlar. İlk günü ben babamın yemeğini verdim, yedirdim. Bu ikinci vardiya çalışanları öğle yemeğine beni çağırmadı. Ben anlam veremedim. Kapıda bekliyordum. Sonra hanım merak etti, içeri girdi. Kapıdan baktı, babam yerde, kanlar içinde, başına toplanmışlar. Babam yere düşmüş. Halam geliyor diyor, odur abim diyor. Sormuşum, abime ne oldu? Çığlık atmış. Onlar demiş, kolundaki serumunu başına sürmüş, başı kanıyor. Ya ben içime kur düştü. Sonra gittim ben de girdim, baktım babama müdahale etmeye çalışıyor. Kanı durmuyor. Anji yapılan hastalara kanı sıvılaştırıcı ilaç veriyorlar ya, kanı durmuyor. Sonra doktor geliyor, ünite doktoru. Sonra babama müdahale ediyor. İşte dikiş mikiş atıyor. Ben kendisine söylüyorum, babama ne oldu, nasıl olur böyle falan. Ya dedi, ufak bir kazadır, ne bir abartıyorsunuz, biz hastanın düşmanı mıyız? Ne olur? Doktor bunu söylüyor. Sonra doktor bunu söyledikten sonra babamın kanı durmuyor. Sonra tomografiye gönderiyorlar. Ben arkadan çekim yapıyorum. Çekimimi engelliyorlar. Görüntülerim de var. Bana diyor, beyefendi çekmek yasaktır. Eğer çekerseniz şey yaparım, hastanıza bakmam. İşte sonra babamı üniteye alıyor. Benim babam aslında yoğun bakım şeyinde rahmete gitmişti. Yani beyin ölümü gerçekleşmişti. Olayı örtbas etmek için babamı götürdüler. Fişe bakladılar. Yani biz sıcağı sıcağına olay çıkmasın. Yani biz işte müdahale ediyoruz. İşte durumu kritiktir. Bekliyoruz. Halbuki benim babamın beyin ölümü gözümün önünde kardiyoloji bölümünde gerçekleşti. Babam getirdiler. Önce babam bilincini kaybetti. Sonra konuşması gitti. Sonra el kol hareketleri yaptı. Babam konuşmayı unuttu. Sonra benim babam kafasını yastığa koydu, uyumaya başladı. Sonra bunlar götürdü apar topar beyin bölümüne. Beyin bölümüne işte bu fişe taktılar. Olay yatışsın diye hesabı şey yaptılar. Ben babamı gördüm kaç kere, benim babam şişmişti. Yoğun bakım odasına şişmişti. Her yeri şişmişti. Yani babamda can yoktu. Belli ki ölmüştü. Bizden gizliyorlardı. Bitkisel hayattaydı zaten. Sonra dediler, üçüncü günü dedi ya, bölüm beyin ölümü gerçekleşmiş. İşte benim babam öldü. Bugün morgdayız. Ranzadan düşme sebebi hemşirelerin imali yüzünden. Benim babam şu anda hayatta değil, morgun önündeyiz. Cenazemizi alacağız, götüreceğiz. Savcı şu anda inceleme yapıyor, otopsi yapıyorlar. Sonuna kadar davacım bu hastaneden. Benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın. Yani acımız büyük, babamız gitti, direkt evimizin direği gitti yani. Hani böyle bir acıya nasıl dayanacağız?